İklim elemanları nelerdir diye sorulduğunda çoğu kişinin ilk söyleyeceği kelime sıcaklık olacaktır. Her ne kadar yazın yüksekliğinden, kışın düşüklüğünden yakınsak da iklim elemanlarının en önemli olanıdır sıcaklık. Sıcaklık o kadar önemlidir ki basınç, rüzgar ve nem gibi diğer iklim elemanlarındaki değişiklikler de sıcaklığa bağlı olarak gerçekleşir. Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklıklar yaklaşık 4 ila 20 santigrat derece arasında değişmektedir. Ülkemizdeki sıcaklık dağılışına baktığımızda yıllık ortalama ve Ocak ayına ait değerlerde en sıcak yerlerin Akdeniz kıyılarında olduğu görülür. Temmuz ayında ise en yüksek değerler Güneydoğu Anadolu'dadır. En düşük değerlere yıl boyunca Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum ve kar çevrelerinde rastlanır. Bu durum üzerinde enlemin yanında karasallık ve yükselti ortalamasının fazlalığı etkili olmuştur. Ülkemizde bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık değeri artı 48,8 santigrat derece ile Mardin Kocatepe'de, en düşük değerse eksi 46,4 santigrat derece ile Van Çaldıran'da ölçülmüştür. Bir dağ yamacında tırmanırken neden kulaklarımız tıkanır veya burnumuz kanar? Bu olayların sebebi atmosfer basıncının azalmasıdır. Bu durum özellikle dağcıların yüksek dağlara tırmanışlarında çok büyük etki yapar. Dağcılar vücutlarını basınç değişikliğine alıştırabilmek için tırmanma boyunca belirli yükseltilerde birkaç günlük molalar vermek zorundadır. Basınçta meydana gelen değişiklikler sadece insan hayatını değil, iklim koşullarını da etkiler. Ülkemizde iklimi etkileyen 4 ana basınç merkezi vardır. Bunlar 1. İzlanda Alçak Basınç Merkezi, 2. Basra Alçak Basınç Merkezi, 3. Sibirya Yüksek Basınç Merkezi ve 4. Asor Yüksek Basınç Merkezi'dir. Basınç değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan rüzgarlarsa hava kütlelerinin hareket etmesine yardım eder. Ülkemiz konumu itibariyle dünyadaki daimi rüzgarlardan batı rüzgarları kuşağında bulunsa da Karayel, Yıldız, Poyraz, Lodos, Kıble ve Samyeli gibi yerel rüzgarlar ülkemiz için daha önemlidir. Peki hangi rüzgarlar sıcak, hangileri soğuk etki yapar? Rüzgarın sıcaklığı genel olarak geldiği yere bağlıdır. Kuzey yarımkürede bulunduğumuz için ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden gelenler sıcaklık değerlerini yükseltir. Yazın güney ya da batı sahillerinde yer alan tatil beldelerine gittiğimizde en büyük şikayetimiz nefes almamızı zorlaştıran ve bizi bunaltan nemli havadır. Peki nedir bu nem? Nem, esas olarak sular üzerinden buharlaşma ve bitkilerin terlemesiyle atmosfere verilen su buharıdır. Nem oranının fazlalığı, o bölgedeki bitki çeşitliliği ve ekonomik faaliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir. Yağışların oluşumu ve dağılışı da tamamen nemle bağlantılıdır. Türkiye'de bağıl nem oranının en fazla olduğu yerler, %75'in üzerinde yıllık ortalama bağıl neme sahip olan Karadeniz kıyı kesimidir. Yıllık bağıl nem ortalamalarının en düşük olduğu yerlerse %55'in altındaki oranıyla Güneydoğu Anadolu'dur. Bağıl nem oranının fazla olduğu alanlar, yıllık ortalama yağış miktarının da fazla olduğu alanlardır. Yağış oluşumu üzerinde nemin etkisi kadar sıcaklığın da etkisi vardır. Hava kütlesinin sıcaklığı, oluşacak yoğunlaşma ürününü belirler. Bu sayede kar, yağmur, dolu, çiğ, kıra ve kırç gibi birçok farklı yoğunlaşma ürünü ortaya çıkar. Bu ürünler insan yaşamını kimi zaman olumsuz etkilese de dünyadaki su kaynakları için olmazsa olmazdır.